sizlerle. Hadi bakalım bir Çin'e bakalım. Çin'de ne oluyor diyecek olursanız, Çin'den insan ihlali haberi, insan hakları ihlalinden bahsedeceğim. Bizde maalesef buna da bir söz söylenemiyor. Orada biliyorsunuz Sincan özel bölgesi var. Katledilen Müslümanlar, ibadethaneleri, insan hakları örgütlerinin raporlarından esinlenerek söylüyorum. Kapatılan veya yakılan camilerden bahsediyorum. İnsanlar dini ibadetlerinde serbest bırakılmıyor Çin hükümeti tarafından. İnsan hakları raporları bunu gösteriyor zaten. Ve bu sefer şimdi sadece Sincan'da değil, yine Çin'in kuzeyinde Ningxia ve Gansu bölgelerinde Müslüman nüfus çok fazlaymış. Orada da en fazla Müslüman nüfus yaşıyormuş orada. İnsan hakları izleme örgütü orada da camilerin kapatıldığını, yok edildiğini söylüyor. Tabii burada Müslüman İslam aleminden bir söz var mı? Hayır. Ben bu kadar pısırık, bu kadar kendi içine düşmüş, bu kadar paraya tapan bir topluluk görmedim. İslam işleri güçleri para. İşleri güçleri para, işleri güçleri sermaye, başka bir şey değil. Din sadece kendi toplumlarını egemenlikleri altlarında tutabilmek için yaptıkları bir bir gerçeklik. Dini o yüzden savunuyorlar. Kendi toplumlarını belki de uyuşturabilmek için, belki de kendi toplumlarını dizginleyebilmek için, onları tutabilmek için. Ya baksana kardeşim, bak Çin'de ne oluyor? Şimdi bak hak ihlalleri var. Orada insanlar... ya doğru söylüyorsun ya. Evet ya. Evet doğru söylüyorsun abi. Çin'de işte böyle bunlar yapılıyor. Biz de dahiliz buna. Bak Türkiye de dahil buna. İslam ülkelerinden bahsediyorum. Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ne muhalefetin gündeminde, iktidarın gündeminde zaten Çin'le ilişkiler bozulmasın diye öyle bir şey var. Girmiyorlar. Ha, ondan sonra da o kadar biz dindarız ki zamları Allah yapıyor diye de böyle demeçler veriyoruz. Böyle de demeçler veriyoruz. Ya arkadaş bak senin soydaşların, dindaşların orada ızdırap çekiyor. Bak Gazze'de hiçbir şey yapamadınız. İslam topluluğu olarak, İslam alemi olarak. Çin'de bunlar yapılıyor. Vur abalıya be kardeşim. Yani sadece iktidarda olanlar kendi zevklerini ve kendi yaşayışlarını düşünüyorlar. Mutluluklarını düşünüyorlar. Onun dışında yani sadece ya Allah ya işte Bismillah Allahu Ekber bitti o kadar. Başka da bir şey yok. Evet, seçim zamanı geldiğinde de işte caminin içerisinde avlusunda bir iki Kur'an oku, tilavette bulun filan. Bunlar. Başka ne var? Başka bir şey yok. Ondan sonra bir iki gözyaşı dökme. Mitingler yapma. Elde bayraklar, mayraklar. Sadece gösteriş. Sadece gösteriş. O kadar ya. Yani hani bulutlar toplanır. Yağmasını beklersin. Yağmaz. Sadece gürler ya. Ondan sonra dağılır gider. Bitti. Onun gibi bir şey. İşte ses çıkartılmadıkça, maalesef yaptırım yapılmadıkça dünyanın yani en önemli bölgesinde yaşıyoruz. Orta Doğu'da. Ve dünyanın yani hem su bakımından hem enerji kaynakları bakımından söz sahibi olunan bir coğrafyasında yaşıyoruz. Bu coğrafyanın ülkelerinin çok daha etkili olması gerekiyor. Liderlerinin çok daha etkili olması gerekiyor. Evet tamam herkes demokrasiyle yönetilmek zorunda değil ama etkinlik burada çok. Arap Birliği diye bir şey var. Ne yani? Yani ne bileyim yoksa İslam Birliği diye bir şey var. Ne işe yarıyor bunun? Hiçbir işe yaramıyor. Evet İslam İşbirliği Teşkilatı var doğru. Arap Birliği var. Ne işe yarıyor bu? Hiçbir işe yaramıyor. Toplanıyorlar ediyorlar. Hadi bir deklarasyon tamam bitti. Onun dışında Suudi'nin kralı kendi derdinde. Parası paramı daha nasıl arttırabilirim? Birleşik Arap Emirlikleri'nin kralı emiri da kendi derdinde. İşte nerede hangi takımı alayım ne yapayım nerede Amerika'da hangi yatırım yapayım. Katar aynı şekilde. Yani hepsi öyle. Yazık olan bu mazlumlar oluyor dünyada. Sanki İslam alemi arkasındaymış gibi de görünüyor. Hiçbirinin arkasında durmuyor. Geldik Çin'i de bu şekilde geçtik ve meteorolojiden şu bilgiyi ver.